Hani 7500'de geçiniliyorsa zor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan vatandaşlar emekli maaşına yapılan zammı değerlendirdi. Yetmiyor. Aydınlılar hayat pahalılığından dert yandı. Nefret ediyorum. Neden? Hayat pahalı. Aldığı, böyle aldığı 50 lira için yarım 150 lira oluyor. Ha işte bir sene yaptığınız için 150 lira. 350 lira kıyma olmaz. Anladın mı? Böyle aldığı 50 lira için yarım 100 lira oluyor. Böyle aldığı 60 lira için 100 lira oluyor. Ben şimdi kıymaya gittim. Kıyma almaya gittim. 300 liraydı. 150 lira yarım kilo aldım. Açık konuşma böyle. Yalan yok bende. Etik kilo olmuş 280 lira. Bu ne ya? Daha maaşı almadan birçok ürüne zam yapıldığını söyleyen bir vatandaş da zamdan memnun değil. Vallahi daha cebime girmedi. Şu anda gittim tavuk sordum. Kilosu 70 lira. Ben o 7500 ay daha almadım ama tavuğun kilosu 70 lira. Emekler ayırdı. 2,5 lira şey parası yani. Nasıl diyeceğim? Yani seçim şeyle alıyoruz yani. Ondan yani bizi milleti kandıracak, göz boyama. Ondan sonra bir Mayıs'tan sonra da bize vermeyecek. Verse de yetmeyecek zaten. Ot ilacı aldım geçen sene. 80-100 lira ilacı. 800 bin lira yalnız. Her bir adım vermiş aldım. O kağıt olacak ki yerini duracak. 10 kağıt olacak, her şey yerinde duracak. Bir vatandaş da bu durumun emeklileri ikiye böldüğünü iddia etti. Emekli maaşı 7500 lira olması çok bir şey değiştirmiyor. Ondan sonra etin fiyatı 300 liranın üzerine çıkmış. Peynir fiyatı 220 liranın üzerine çıkmış. İnsanların ondan sonra doğalgaz parası, elektrik parası, su parası ödedikleri paralar ondan sonra çok yüksek fiyatlara çıkmış faturalar. Çok yüksek fiyatlara çıktıktan sonra insanlar bu 7500 lirayı da yine kıt kanaat sefalet ücretiyle geçinecekler. İki, emekleri ikiye bölmekten başka bir şeye hizmet etmeyen bir artış. Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle diyorlar ama aslında kanuna bir meclise bir kanun sevk ettikten sonra bu olay gerçekleşecek. Kök maaşlarında bir değişiklik yok. Kök maaşlarında bir değişiklik yok. Temmuz zammını alacak insanlar var, alamayacak insanlar var. Şimdi 2000 lira alan bir kişi Temmuz maaşında ondan sonra %20 artış olduğu zaman ondan sonra 1500 lira bir fark almış olacak. Yani bunu iktidar sadece iktidarda kalmak için bir amaç uğruna emeklileri bölerekten, akıllarını karıştıraraktan ondan sonra iktidarda kalmayı amaçlıyor. Başka da bir amacı yok.